hakikaten ne olduğunu düşünüyordu? Ya hayvan olduğunu düşünüyor ya da gerçekten para aradı. Benim usta burada yatıyordu. Beni bağladı, onu ustaya bağladı. Ona çift kelepçe takmıştı, bendeki tekti. Bunun hala yarası duruyor kolunda. Patronu yatırdı, ona kelepçeyi taktı sanıyorum koridorda. Hemen bana geldi. Böyle vurdu kelepçeyi. Hala izleri bak kolumda var. Diziyle şu baldırıma çöktü. Kelepçeyi taktı gitti. 5-10 dakika sonra ikinci kelepçeyi getirdi. İkinciyi taktı bana. Telefonum şarjdaydı. Şu cüzdanım buradaydı. 205 lira vardı burada. 5 lirayı bırakmış. 200 lirayı almış. Biz burada bir donduk kaldık. Bir müddet yattık ama ne kadar yattığımızı bilmiyorum. Patron geldi dedi ki ben kollarımı çözdüm dedi. Karanlık bu ara. Siz onun eşgalini görebildiniz ben mi? Ben göremedim. Benim kafama şu kılleti koydu. Ben göremedim. Yüzüm kuyuydum ben. Patron makasla kesti ellerimi. Bir müddet durduk. Cemal abinin ışığını gözledik. Işık yanmıyor. Direkte ışık yanıyor. Belki onları da bağlamışlardır dedi. Oraya gittik. Onlar uyuyordular. Siz burada yatarken o sırada Mehmet Ali Çiğ ne yapıyordu evde? Ekim bu odaya girdi. Tabii daha sonra elimi kurtardığımda anladım. Bütün elbiseler buradaydı. Boşaltmış. Kredi kartımla maaş kartım kalmış. Nakit, telefon. Onlar almış. Gittiklerine emin olduktan sonra ben bir türlü kelepçeden elimi kurtardım. Nasıl kurtardınız kelepçeden elinizi? Böyleydi ya. Bak. Böyle sağa sola çevre 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 böyle çevrederek hani boşluk yaratmak için böyle. Gittim Cemil'e dedim ki gizlice Cemil ben elimi kurtardım. Biz burada 1,5 saat yine kaldık. Gittiklerine emin olunca Cemal'a gittim onları da kurtaralım diye komşuya. Oraya vardığımda saat zaten 3'tü. O zaman saate baktık biz. Ne kadar yazık ya insanlar of, bir de tabii karanlıkta bir bekliyorlar ki canlarına bir şey olmasın. Evet. Gittiler mi? Evin dışındalar mı? Neredeler? Hani ya çok çok ürkütücü. Çok ürkütücü, çok korkunç bir şey yani. Adam saatine de öyle bir ayarlıyor ki gitti saatine baksana. Tam saatini ayarlamış gitmiş yani. Evin sigortalarını kapatıyor. Elektrikleri kapatıp öyle gidiyor. Elektrikleri teşhis de kapatıyor. Olmaması için diye tabii saatini söylemişler. Cemal Bey'in evi de hemen yan komşuları yan yani hani bahçenin evet. dibi de Cemal Bey'in şey. Yani bu karışıklık zaten bütün bu olayların evet, açığa evet. çıkmasına neden oluyor. Ve Cemal Bey'in de yaşama şansını ona vermiş oldu tabii ki. O şu an onu da izleteceğim evet. size. Evet. Yani resmen mucize gibi bir asıl yer. Hedefinde tabii. olan kişinin evet. hayatı kurtulmuş evet. oldu. Anahtarı yanına mı almış yoksa kapının üstüne mi bırakmış? Götürmüştüm. Zaten kapının üstünde anahtar olsa kapıyı açamazdım ben. Açılmıyor. Nasıl bir araçla gelmişti? Arabayla araç mı gelmişti? Yok, araç falan görmedik. Hatta araç olup olmadığını sesini bile dinledim. Bunlar da uçtu mu yani? Araç da yoktu. Araç izi de yoktu. Polis saat 4'te geldi. Buradan karakola gittik. Daha sonra Ünye'den olay yeri geldi. Parmak izi aradı. Bulamadık. Parmak izi yok evde. Ayak izi yok evde. Polisin tahmini şöyleydi. Aslında dedi adres sendin ama dedi Cemal'a. Onlar dedi adres şaşırdılar dedi. Hayvanını çalacak sizi de yakacaklardı dedi. Bunu polis ve efendim işte zanlının asıl hedefinde olan kişi Cemal Bey'di. Çünkü zanlı iki kere o son hafta için iki kere önce eşiyle sonra Cemal Bey'le gidip eşinden hayvanları olduğunu öğrenmişti. Cemal Bey'le hayvan pazarlığı yapmıştı. O pazarlığı yaptıktan sonra tabii fiyatı pahalı bulmuştu. Keşifi yaptıktan sonra da işte bir gece vakti onların kapısını çalıp hem hırsızlığını yapacak kuvvetle muhtemel de hayatlarına son verecekti. Çünkü hayvanları da yürüyerek götürüyor zaten. Çaldığı hayvanların hepsini de ormandan fazla araç kullanmıyor belli bir yere kadar. Evin yanında da araçla gelmemiş zaten. Belki belli bir yere kadar kullanmıyordu ama evet. çiftliği o araçla hep götürmüş. Hep sürekli de araçları kiralamış. Uzak bir yerde bırakıyor. Araç sesiyle alakalı dikkat çekmemek için belli bir bölgeyi de yürüyerek gidiyor. Belki de Şeker teyzenin şurada şeylerin çınçınlarının kesilmesinin nedeni de oydu böyle yavaş evet. yavaş yürütmek için. Şurada bir şey, şurada lafa girmek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu olay yaşandığında ben Akkuş Adliyesi'ne çağrıldım da bu Cemal amcanın köyünden bir tane 85 yaşında yaşlı amca geldi. Bu her bilgiyi paylaşacağız burada. Tabii. Yaşlı insanlar biraz tecrübeli oluyor eski insanlarımız. Onlara söylüyorum. Elinden öperim. Amcanın ismini dahi bilmiyorum şu anda. Unuttum ismini şu anda. Hastalanmış Akkuş'a gelirken hastaneye bu şeyin arabasını görmüş. Ümitlerin şey pardon. Mehmet Çayıroğlu'nun kamyonet yok mu? Beyaz kamyonet. Bunu görmüş yolun kenarında. Ben o Mehmet Ali'nin yakalandığı gün söyledim bunu. Kamyonet
Yolda değil, yolun kenarında sotadaymış. Yani yolda değil, yolun kenarında sotadaymış. O amca demiş ki, la oğlum bizim mahallede bu arabanın ne işi var? Bu arabanın ne olmuş? Şu adama sorun, yardımcı olun demiş. Yani burada kalmış demiş. Çocuklar iniyor. Arabayı kullanan kendi oğluymuş. Arabanın sahibi de yanında oturuyormuş. Onun şoförü daha iyi olduğu için. Gitmiş sormuşlar ona, abi hayırdır, geçmiş olsun. Niye oldu? Ne oldu da kaldın burada diye sormuşlar. Arabanın mazotu bitti de kaldık. Mazot bekliyorum abi geriden demiş. Acaba o gasp gecesiyle ilgili yok, mi? Muhtemelen yani o... Ama gitmiş zaten bu kere birkaç kere. Aracını saklıyor. Aracını saklamış oraya bak. Ben şimdi sizin bu şeye geldiğini, yeri geldiğini konuşuyorum. Adam da amca şimdi hastaneye gitmişler. Acil ona bir iğne serum yapmışlar. Geri dönerken araba yine oradaymış. Araç yine oradaymış. Çocuklar demiş ki amca, la oğlum mazotu biten araba ya yolun içinde olur ya yolun kenarında olur. Sota'da araba olmaz yavrum, bunu gidin araştırın bakın demiş. Yaşlı amca böyle söylemiş. İnan amcanın ellerini öptüm ben ya. Allah seni akılla bağışlasın dedim. Ya amca neden dedim bunu, polise söyleseydin belki can kurtulacaktı ya. Jandarma da söylese ne yapacak? Ben diyecek, yeri geldi. Olacak, amcamın diyecek de yani beni işte... gördü, tanıdı orada, televizyondan görmüş, kucakladı. Haklısın. Bana da anlattı böyle, böyle böyle oldu oğlum dedi. Adam haklı yani. Peki, sizi bir Cemal Bey'le de tanıştırmak istiyorum. İşte aslında zanlının asıl hedefindeki kişi, hayvanları çalmak istediği kişi. O gece Mehmet Bey'in kapısını Cemal diye çaldı. İşte Allah demek ki karanlıkta. Şaşırttı. Şaşırttı. Allah evet. Şaşırtmasın. Katiller dışarıda. Alçaklar dışarıda. Gasp olayının ardından plastik kelepçelerden kurtulan Mehmet Bey ve Cemil Bey hemen soluğu Cemal Bey'in evinde alıyorlar. Bu akşam Mehmet Bey ve Cemil Bey benim evime geldiler. Biz soyulduk dedi bana. Açtım kapıyı. Bunları içeri aldı. Polisler aradık. Benim telefonumda emniyet müdürlüğü güçleri geldi. Arama darama yaptı. Bana bir kere gelmişlerdi. Ondan beri Cemal olduğumu biliyordular. Kurbanıma bakmak istediler. Kurban konusunda anlaşamadığımız için gittiler. Birinci sefer gelmesinde o geldi aynı gün. O şahıs geldi yani. Mehmet Ali geldi yani. Yanında bir tane yeğenim dedi bize. Arabasını kullanıyordu. Nasıl bir arabası vardı? Kamyonet vardı. 12'lik transitin hayvan taşıma arabası vardı. Mavi bir brandası vardı. Yanında desenler vardı işte. Geldiklerinde ne konuştunuz? Kara çaldı benim. Besahırım var dedi. Benim ismim Mehmet Ali dedi. Akpınar'danım dedi. Hayvan alayım, hayvan satıyorum dedi. Kara çaldı çiftliğim var dedi. Tavuk çiftliğim var dedi. Kurbanı satacağım dedi. Kasaphanem var dedi. Orada kesemediğimi oraya götürdüm. Orada satıyorum, değerlendiriyorum dedi yani. Size iki kere mi geldiler? İki kere geldiler. İlk defasında 10 gün önce geldiler. Sonraki gelmesinde olayın 2-3 gün öncesine geldiler yani. İkinci gelişinde de iki kişi mi geldiler, tek miydi? Ben o zaman çalışmaya gitmiştim. Yanında hanım varmış, bir işçisi varmış galiba. İki kişi gelmişler yine yani. Polisler hayvanı almak için sana biri geldi mi dediler. Bir şahıs geldi, anlaşamadık dedim yani. Kim olduğunu sordular. İsmi Mehmet Ali dedim yani ben de. Daha sonrasında nasıl teşhis ettiniz? Polisler size fotoğrafını mı gösterdi? Jandarmaya götürdüler bizi. Ekranda 10 tane fotoğraf vardı. Biz de tespit ettik. Belki de yani Mehmet Bey'in evini şaşırmasalardı, belki hayvanlarımı götüreceklerdi, beni yakacaklardı. Biz zaten yaşlandık. Torunum 14-15 yaşında, hepimiz yakacaklardı. Mallarımı komple götüreceklerdi yani. Havva Hanım, Mehmet Ali Çayıroğlu yanındaki kişiyle birlikte ikinci kez geldiğinde ne zaman gelmişlerdi? Olaydan 2-3 gün önce. Yanında bir bayan vardı. Hanımıydı elleme. Zayıf yine bir şeydi. Hı. Cember vardı başında böyle. Vardı yine 25-30 yaş aralarında vardı. 25-30 diyor. Ha, 25-30 diyor. Suriyanlı'nda bak ben genç gösteriyorum diyor. Kadın haklı. Yani yanında da işte bir kadın götürüyor ki o da bir güven duygusu yapıyor diyoruz ya. Böyle demesek ki ben Karaçal'da oturuyorum ya da işte Mehmet Ali'yim ya da şurada ağrım var ya demese yine yakalanmıyor bu adam bak. Kendi bak Allah bir yerde ama düşecek. Ama öldürecekti onları. Nasıl? Girip onlara söyledi. Akşam da gidecekti. İneklerini çalıp öldürecekti. Tabii. Birisi mi düştü, dekor mu yıkıldı? Ne oldu arkadaşlar? Yani bak ismiyle kendini yakalatıyor. Mehmet Ali Karaçal'da düşeyim bak. Yani yine Allah ama işte gidecekti o. O gece onların evet. Alacaktı Nigar, hayvanlarını yanında öldürecekti. Yanında yeğeniyle gidiyorsa eğer yeğeni denilen şahıs da Necati. Necati. Sonradan da aralarında usumet çıkıp hayvanları çalabilir hikayesine gelirsek evet. Eğer. Necati de bu ortaklardan bir tanesi. Zaten onun üzerinde duruluyor. Kadının da başka bir kadın olduğu mu konuşuluyor? Suriye Hanım değil, başka bir kadın.
da başka bir kadın. Yani herhalde Suriye Hanım'a değil. Valla Suriye Hanım olsa çok sevinirdi. Genç gözüküyor dedi. Yok peki lan tanımıyor muymuş bu kadın? Yanındaki kadını görse tanır illa ki de yani bu ayında. Zaten biz bunları yaptığımızda bu kadar çok cinayeti de bilmiyorduk. Hepsi şu bir hafta içinde çıktı. Yani biz buraya başladığımızda bizim haritamızda böyle değildi yani. Yok hani resim olarak gösterdim tanır mı diyor beni. Ona gösterseniz bu mu? Gösterirlerse tanır belki. Yani hani bilemiyoruz. Hani o zaman yoktu daha Suriye da konuşmuyor. Hanım falan ortada. Suriye Hanım konuşmuyor. Ama Suriye Hanım'ı da hanginiz dediniz işte bizim ailemize gelmiş ya biriniz buradaki bir ailelerden birisi söyledi bizim ailemize gelmiş. Abim söyledi. Abisi söyledi. Heh. Abim söyledi. Mustafa Soğlu söyledi. Beraber geldi yanında bir kadınla yeğenimin... diye. Oraya gidiyorlar. Eniştemin oraya gidiyorlar. Ablamın oraya gidiyorlar. Yani bunlar. O da yanında kadın işte. Tek başına erkek olarak gitmiyor. Güven duygusu. Yanında bir kadınla gidiyor. Veriyor. Ama işte efendim dediğim gibi asıl o günkü hedef Cemal Bey'di. Cemal Bey'in eşi de işte konuştu. Onlar beraber böyle hanımıyla falan gidiyor. Orada sizin hayvanınız var mı? Pazarlık yapıyor. Gece bas 2 gün sonra. Tabii. 2 kere gitmiş. Bir 10 gün önce gitmiş. Bir 2 gün önce gitmiş. 2 gün sonra da işte yanlış eve girdiği için onu Cemal diye. Bir de alt katta hayvan da arıyor, hayvan da yok. Evet. Şimdi bu insanları da öldürmemesi yani Mehmet Bey ile Cemil Bey'i de öldürmemesinin mutlaka bir nedeni olmalı. Bir şey olmuş olmalı. Evet. Ya bir ses mi duydu, bir şey mi oldu? Paniklemiş ya da bu olabilir. Cinayetler, benim tahminim bu cinayetler bu kadar işlendi bir durayım mı dedi. Bir şey olmuş evet. Yani. Evet. 80 milyon insanın dualarından dualar kabul oldu. Allah razı olsun evet. İnsanlardan. Birinin duası kabul oldu ki Rabbim onun ayağını dolaştırdı. Kendi eceliyle kendini ele verdi. Kimsenin inşallah arkası da çıksın da bu insanlar 80 milyon insan rahatlasın. Evet çünkü eğer bunun ardındaki insanlar bulunmazsa bu insanlar yine birileriyle işbirliği yapıp bu işlere devam ederler. Ben hep ondan korkarım. Ben de ondan korkuyorum. Dalgalanacak çünkü bunun peşindeki insanlar da bunun bıraktığı fidanlar, kötü fidanlar. Büyüyecek o onu kandıracak. İnanın köylerde insanlar hiç duramaz hale gelecek. Kamera olmayan yerlerde, köylerde yaşanmaz hale gelecek. Zaten bu insanlar onlar meslek tutacaklar. Haber izledim ne kadar doğru bilmiyorum ama galiba resmi açıklamaymış. Yani %8 kalmış köylerde yaşam. Evet. Doğrudur. Yani nüfusun %8'i sadece köylerde yaşıyor. O da işte hep belli bir yaşın üstünde hani emekli olmuş kişiler. Evet yani. Savunması evet. Ne yazık düşmüş azalmış evet. Olan. Evet. İnsanlar köylerde yaşamaya yani hem başladı. Hem tarım ve hayvancılığımız açısından kötü hem de tabii ki işte o insanlar da savunmasız. Ellerinde kalan işte 3-5 inekle şununla bununla hayatlarını geçindirmeye çalışırken maalesef yani. Hayatlarını kaybediyor.